Merhabalar efendim. Mutfak İşleri Müdürü'nde bugün oldukça pratik ve bir o kadar da lezzetli bir çörek tarifimiz var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimiz için öncesinde yoğurma kabımıza 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 paket kuru maya ve 1 yemek kaşığı toz şeker alıyoruz. Tüm malzemeleri şöyle bir karıştırıyoruz ve birkaç dakika mayamızın aktif hale gelmesini bekliyoruz. Ardından 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Tekrar bir karıştırıp yavaş yavaş unumuzu ilave etmeye başlıyoruz. İlk önce çırpıcıyla tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Yeteri koyuluğa gelince artık çırpıcıyı çıkarıyorum ve kalan unumu da yavaş yavaş ilave etmeye devam ediyorum. Son bir bardak kadarını bıraktım. Kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Ve hamurumu elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Yaklaşık 5,5-6 su bardağına yakın un ilave ettim. Ele yapışmayan kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Bu şekilde hamurumu birkaç dakika sürekli yoğurarak toparlıyorum. Evet, hamurumuzu güzelce toparladık. Şimdi üzerini kapatıyorum ve bu şekilde yarım saat mayalanmaya bırakıyorum. Evet, hamurumuz yarım saat kadar mayalandı. Hemen tezgahıma biraz un alıyorum ve hamurumu tezgahıma aktarıyorum. Ortaya doğru katlayarak hamurumu biraz toparlıyorum. Ve bir kesici yardımıyla iki eş parçaya bölüyorum. Ayırdım. Bu parçalarla bezelerimi oluşturuyorum. Tezgahıma biraz daha un alıp ilk bezeden başlıyorum. Elimle biraz genişlettikten sonra oklavayla yavaş yavaş açmaya başlıyorum. Çok fazla un kullanmıyorum. Sadece hamurum yapışmayacak kadar aralarda ilave ediyorum. Evet, hamurumu kullanacağım tepsinin ölçüsünce genişlettikten sonra oklava yardımıyla alıyorum ve tepsime yerleştiriyorum. Evet, tepsimi şimdilik kenara alıyorum ve hemen ikinci bezeme geçiyorum. İkinci bezemi de elimle biraz genişlettikten sonra oklavamla açmaya başlıyorum. Çok yumuşak, çok güzel bir hamur. Bu yüzden açması da oldukça kolay. Yine mümkün olduğunca az un kullanıyorum. Evet, ikinci hamurumu da yeterince açtıktan sonra tekrar tepsimi alıyorum ve ilk hamurumun üzerine kullanacağım iç malzemeleri yerleştirmeye başlıyorum. Öncesinde biraz beyaz peynir alıyorum. Kullanacağınız malzemelerin çeşidini, miktarını siz kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet, beyaz peynirimi güzelce
hamurumun üzerine dağıttıktan sonra biraz da kaşar peyniri alıyorum. Kaşar peynirini de her tarafa eşit bir şekilde dağıtıyorum. Hamurumun kenarlarında bir parmak kadar boşluk bıraktım. Son olarak üzerine ince ince dilimlediğim bir tutam maydanozu serpiştiriyorum. Maydanozumu da peynirlerin üzerine eşit gelecek şekilde dağıttım. Ve şimdi açtığım ikinci hamuru ilk hamurumun üzerine yerleştiriyorum. Şimdi bu noktada hamurumun kenar kısımlarını şöyle çekiştirerek hafif alta doğru katlıyorum. Ve bu haliyle tepsimin üzerini temiz bir bezle örtüyorum. Ve bu şekilde yaklaşık 15-20 dakika tepsi mayası yaptırıyorum. Evet, hamurumuz bir 15-20 dakika tepsi mayasını aldı. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış. Şimdi sıra geldi şeklini vermeye. Öncesinde kenarlardan başlıyorum. Bunun için şöyle parmak yağımın uçlarını kullanacağım. İki elimle birlikte yaklaşık iki parmak genişlik bırakarak kenar kısımlara yavaş yavaş bastırıyorum. Evet, kenar kısmı tamam. Şimdi sıra geldi ortasına. Orta kısmını da tıpkı pizza dilimleri ayırır gibi dilimlere ayıracağım. Daha sonra bir yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı süt alıyorum. İkisini güzelce çırpıyorum. Ve çöreğimin üzerine sürüyorum. Sıra geldi üzerinin süslemesine. Bunun için çörek otu ve susam kullanacağım. Evet, çörek otunu serpiştirdikten sonra sıra geldi susama. Biraz da kenarlarına serpiştiriyorum. Evet, çöreğimiz artık fırına gitmek için hazır. Evet, çöreğimiz fırından çıktı. 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirdik. Ve hemen bir dilimini kesiyorum. Henüz çok sıcak ama şöyle içini yakından göstermek istiyorum. Bakın, hamuru puf puf yumuşacık. İçinde peynirleri çok güzel erimiş. Hemen müsaadenizle bir de tadına bakalım. Çok güzel, çok lezzetli. Hazırlaması oldukça da pratik. Yapabileceğiniz en kolay ve en gösterişli çöreklerden birisi. Efendim, Mutfak İşleri Müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz, beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, YouTube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, afiyet olsun.